Terörist Başı Gülen'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı. 15 Temmuz hain darbe girişinde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Gülen'in saat farkından dolayı 20 Ekim Pazar günü öldüğü kabul ediliyor. 20 Ekim 2008 ise Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü tarih olarak biliniyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastane öldü. Gülen'in ölümünü yeğeni Ebu Seleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de doğruladı. Gülen'in ölümü saat farkından dolayı 20 Ekim olarak kayıtlara geçti. 20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor. Ergenekon kumpası, 2007'de İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başladı. İlk duruşması 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevindeki duruşma salonunda görülen davalarda 400 civarında sanık Ergenekon üyesi olmakla suçlandı. Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, 1360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı, bazı sanıklar aklandıklarını göremeden hayatını kaybetti. Kuddusi Okkır Silivri cezaevinde yakalandığı kanserden öldü. İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Uçkun Geray, Erhan Göksel, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok yargılama sürecinde yaşamını yitirdi. Bakan Tunç, FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı akamete uğratmayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tun, FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. Hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu. FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Tunç, aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir ifadesini kullandı. Mücadele tüm unsur ve uzantılarıyla sürecek. FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Tunç şunları kaydetti. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Örgütün her bir üyesi adalet önünde hesap verecek.